Marmaris Kaymakamlığı'nın katkılarıyla Marmaris'te bulunan özel bir kolej tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 98. yıl dönümü dolayısıyla bir tören düzenledi. Sabahın erken saatlerinde Atatürk Meydanı'nda toplanan Marmaris Protokolü'nün ve sivil toplum örgütlerinin Atatürk anıtına çelenk koymasıyla başlayan tören, Halıcı Ahmet Urkay Anadolu Lisesi'nin konferans salonunda devam etti. Özel bir kolejin müdürü Talat Türker, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapmak için kürsüye çıktı. Birinci Dünya Savaşı'nın seyrini değiştiren şanlı ecdadımızın vatan ve bayrak sevdasını bütün dünyaya duyuran, tarihe Çanakkale geçilmez sözünü altın harflerle yazdıran büyük bir destandır. Bu öyle bir destandır ki gözler hala onunla yaşarır, yürekler onunla ürperir, düşünceler onunla yücelir. Çanakkale Zaferi ile birlikte Şehitler Günü olarak da andığımız bu anlamlı zafer gününde kutsal vatan topraklarını canları pahasına müdafaa ederek şehitlik mertebesine erişen aziz şehitlerimizi minnet ve şükranla anıyoruz. Ruhları şad olsun. Konuşmaların ardından sahneye çıkan öğrenciler okudukları şiirlerle izleyenlerden büyük alkış aldı. Program kapsamında kolejin öğrencilerinden Tuğçe Doğramacı, Evşan Akgün ve Cem Gün Yemen türküsünü seslendirdi. Kolejin ortaokulu öğrencileri Çanakkale Oratoryosu gösterisini sergiledi. Çanakkale, giriş kapısı Anadolu'nun, geçiş kapısı Avrupa'nın, sertir kapısı yurdumun. Savaş çığlıkları yükseliyor gökyüzüne. Analar, bacılar, dedeler. Toprak ölüm, ölüm vatan olmuştur Çanakkale'de. Bayrak kefen, kefen toprak olmuştur. Analar evlatlarını vermişlerdi, çocuklar babalarını. Kadınımız sevdasını gömmüştür Çanakkale'ye. Bayrak! Hücum diye bir ses duydum ilk önce. Sonra Allah Allah dedim efendim. Kör askerim. Yıl 1915. 18'indeyiz Mart'ın. Kendine gel biraz. Oratoryonun ardından ilçe genelinde yapılan resim, şiir, kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. ...18 Mart şehitlerini anma ve Çanakkale Zaferi'nin
98. yılını kutlama programının ardından okul öğrencileri Çanakkale türküsünü seslendirdi.